kan ve gözyaşı 2011'den beri Suriye'de durmadı. Savaş Orta Doğu'yu sardığından beri çocuk, kadın, erkek, yaşlı yüz binlerce kişi öldü, sakat kaldı. Milyonlarca kişi evsiz, yurtsuz bırakıldı. Savaşın kanlı yüzü onları adeta ana vatanlarından sürdü. Ve savaş, kadim medeniyetler yurdu Suriye'yi ve insanını yok etmeye devam ediyor. Yani Suriye meken hikmedaris lel muaqin. Cine lehane elhamdülillah. استقبلوها لفاطمة وعلموها وعطوها الأمل يعني الحياة اللي قدام إنه تعيشها كويسة إيه الحمد لله. كانت كتير كتير يعني شرسة بتعذبني بتضرب بتقتل بتعمل هون علموها الهدوء علموها المعاملة الكويسة عندي بنتي هي مريضة وقت ما جبتها مع خلقة يعني برقبتها أخذها وأجي على سوريا يعني على الدكاترة كتير يعني أخذها أبوها وأخذها على الشام وجابها كتير تعذبنا يعني جينا على المخيم لهون صرنا العالجة أول شيء رحنا على المستشفى لهوني قام شافها هون المدير قام راح ما بعرف على الإدارة بعدين قام أخذ رقم تليفوني وصار يقول لي بس نبعث لك بتجي قال له إيه تمام عندنا هون على المستشفى على المخيم عن تاب بعدين حولونا على اسطنبول طلعنا على اسطنبول سوينا لها عملية Savaşın içinde yaşayan, savaşın içine doğan çocuklar. Sivillere yönelik saldırılarda binlerce küçücük çocuğun bedenleri toprakla buluştu. Geride kalanlarsa kimi öksüz, kimi yetim kaldı. Aç, susuz kaldılar bombalar altında. Hasta oldular, bombalarla yaralandılar, bakım göremediler, biçare kaldılar. Çünkü Orta Doğu'daki bu kanlı savaş ne köy, ne kent, ne okul, ne hastane, cami tanıdı. Suriye İç Savaşı'nın başlamasının hemen ertesinde Türkiye, sivillere yönelik bu kıyıma sessiz kalmadı, kapılarını açtı, misafir etti yurduna, yüreğine. Suriye sınırına yakın illerimizde kurulan birçok geçici barınma merkezinden ikisi, daha Suriye Savaşı'nın başlangıcında AFAD tarafından kiliste kuruldu. Kilis halkı Elbeyli ve Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'nde sayıları 30 bine yaklaşan Suriyeli kardeşlerini, Suriyeli komşularını o günden bu yana koruyup kollamakta, ekmeğini, aşını paylaşmakta. 2011 yılında konteyner kent olarak inşa edilen AFAD Kilis Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'nde ise şu an yaklaşık 13 bin Suriyeli misafir ağırlanıyor. Küçük kız, adı Fatma. Çok güzel ve çok özel bir çocuk o. Vatanında savaş başladığında bir bebekti. Şimdi ise başka bir memlekette, Türkiye'de okullu oldu. Narin,
naif, biraz da utangaç. Ama öyle seviyor ki okulunu ve öğretmenlerini. Aldığı özel eğitimle gün gün büyük aşama kaydeden Fatma'nın da annesinin de yüzü hep gülüyor. İsmi Fethi Martini, min Cisre Şuğur. Adım Fethin Martini, Cisre Şuğurluyum. 7 kızım, 2 oğlum var. Eşimin adı Muhammed İstanbul'lu. Eşim Suriye'deyken öğretmenlik yapıyordu. Elektronik öğretmeni. Geldi buraya birkaç yıl işsiz kaldı. Bu sene Allah hayrını versin Ferhat Hoca'dan vesile oldu. Okulda görevlendirdiler öğretmen olarak. Burada bir sene oldu ders veriyor. Savaştan çıktık. Uçaklar üzerimizde. Uçaklardan ve bombalardan korktuk. Korkudan çıktık. Cisre Şuur'da yaşıyorduk. Mutluydum elhamdülillah. Dükkan açmıştık. Çamaşır makinesi tamirciliği, otomatik makinelerin tamirini yapardı eşim. Oğlum elektrik tamiri yapardı. Ayrıca eşim öğretmendi. Fatma'nın durumu çok çok kötüydü. Orada devamlı öylece yerde otururdu. Ve evlatlarım okuldaydılar. Okuyorlardı yani. Erdoğan kapıları açtı. Buraya geldik, Türkiye'ye. Elhamdülillah bizi çok çok güzel kabul ettiler. Fatma'nın durumunun bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Suriye'deyken çok kötüydü durumu. Buraya geldik, durumu çok çok iyi oldu. Konuşur oldu. Türkçe harflerinin, Arapça harflerinin lafzını çıkarabiliyor. Kendini temizleyebiliyor, evi temizliyor. Ferhat Hoca'ya çok teşekkür ederim. O çok yardım etti. Ferhat Hoca, Deniz Hanım ve Fatma Hanım burada çok yardımcı oldular. Suriye'deyken böyle bir şeyi hayal edemezdim. Türkiye'de bulduğumuzu Suriye'de görmedik, bulamadık. Suriye'de okullar engelliler için böyle değildi. Buraya geldik elhamdülillah. Fatma'yı kabul ettiler, öğrettiler. Gelecekteki yaşantısı için, güzel yaşaması için emel verdiler. Elhamdülillah. Biz burada çok güzel yaşıyoruz. Bize karşı davranışlar güzel. Yardım ettiler. Doktorlardan okullara kadar herkes iyi davranıyor bize. Okulları açtılar. Erdoğan açtı Suriyeliler için. Allah hayırlarını versin. Evlatlarıma hiçbir şey haram kılınmadı elhamdülillah. Allah afiyet versin. Vallahi çok çok iyi. Özellikle Ferhat Hoca'ya çok teşekkür ederim. Ferhat Hoca olmasaydı Fatma'nın durumunun iyi olması mümkün değildi. İmen Hanım da Arapça harflerde çok yardımcı oldu. Yazmada, konuşmada yardımcı oldular. İyi baktılar Fatma'ya. Durumu böyle olunca Fatma'nın ne kadar çok yardımcı oldular bilseniz. Gıda verdiler, elbise verdiler, her şeyi verdiler. Allah hayırlarını versin çok çok. İmen, Üstad Ferhat. Yedi kızım var, üç engelli, birinin kalbi delik. İlk girdiğimizde Türkiye'ye çok özen gösterdiler. Adana'ya götürdüler tedavisini, orada yaptılar. Sonra buraya kilise geldiğimizde biz Gaziantep'e tabiiz dediler ve Antep'te tedavi etmeye başladılar. Ve diğeri şeker hastası, o da Antep Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Sonradan Adana'ya sevk ettiler ve Adana'da tedavi görmeye devam ediyor. Fatma da engelli, Down sendromlu. Elhamdülillah Allah'ın lütfu ve buradakilerin yardımıyla çok iyi oldu. Allah'a şükrediyoruz. Kızım Şehit'i hastaneye götürdük. Çok güzel davrandılar. Yardımcı oldular, ilaç verdiler. Anjiyo ameliyatı yaptılar. Çok önem verdiler. Şimdi çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Fatma'ya hamile olduğumda, doğumu geldiğinde engelli olarak doğdu. Çok acı çektim. Doktorlara götürdüm. Down sendromunun hiçbir ilacı da tedavisi de yok dediler. Ama her yaş büyümesinde hastalığı hafifler dediler. Gerçekten de büyüdükçe hastalığı hafifliyor. Buraya Türkiye'ye geldik. Bu merkezi açtılar. Buraya getirdim. Ferhat Hoca'nın, İmen Hanım'ın, Fatma Hanım'ın muameleleriyle Makbule Hanım'ın da tabii ki davranışları çok düzeldi.
Ben bu kadar düzeleceğini tahmin etmemiştim. Önce çok çok saldırgandı, çok çektirdi. Vuruyor, kırıyordu. Burada huzuru öğrettiler, iyi davranışı öğrettiler. Ferhat Hoca ne zaman gelsem yanındaydı. Şefkatle vakit geçiriyordu. İnsanlara nasıl davranacağını öğretti. Nasıl seveceksin onu öğretti. Fatma Hanım da aynı şekilde davranıyordu. Kızımın davranışları çok düzeldi. Önceleri ne zaman gelsem kardeşlerini döverdi, vururdu. Şimdi kesinlikle yapmıyor. Makbule Hanım da aynı şekilde muhabbeti, şefkati öğretti. Şimdi çok şefkatli Fatma. Annem öldü orada. Kriz geçirdi korkudan. Allah rahmet eylesin. Amcamın iki evladı öldü. Teyzemin çocukları 7 kişi. Ailenin hepsi öldü bombardıman altında. Anne, baba ve evlatları hepsi öldü. Çok ölülerimiz oldu akrabalarımızdan. Hepsi savaşta öldü. Allah rahmet eylesin. Konuşamayacağım Sübhanallah. 4 sene oldu görmemiştim annemi. Öldüğünde de görmedim asla. Haber verdiler, annen vefat etti, kriz geçirdi korkudan diye. Suriye'ye gitmek istedim ama çok zordu Suriyeliler için gitmek. Yüreğim yanıyor, annem öldü ve ben göremedim. Savaş başladı Cisre Şuur'da. Biz oturuyorduk evlerimizde. İnsanlar gösterilere çıktılar. Sonra onları bombalarla vurdular. Eşim hemen İdlib'e çıkardı çocukları. Aldık çıktık. Çok korktuk çok. Katlettiler. Yerler kanlarla doldu. Çekildik çıktık. İdlib'den Cisre Şuur'a döndük. Ortalık sakinleşip bir şey kalmayıncaya kadar. Ancak gece bombalar düştü. İnsanların, komşuların üzerine, akrabalarımızın üzerine evler yıkıldı. Evimin birazı gitti ve evim de soyuldu. Her birimiz evlerimizden bir yere kaçtık. Herkes bir yere gitti. Sonra toplandık Hatay'da. Uçaklar, bombalar, savaş çoğaldı. Katlettiler. Çocuklar çok korktu. Manzara, yerler kan içinde ve insanlar yerlerde ölü. Erdoğan televizyonda anons ediyordu. Kapıları açtım. Suriyeliler gelsinler, Türkiye'ye gelebilirler. Eşim ne dersin dedi, gidelim dedim. Çünkü ne zaman gelsem evlatlarım ağlıyordu. Kan manzaralarından korkuyorlardı ve ölmüş insanlar yerlerde yatıyordu. Yangın yeri olmuştu her yer. Eşim araba getirdi, Derkuş'a gittik. Cisre Şuur'un yanında orası. Hetye sınır kapısı, Nette köyün adı. Sınırda durduk, insanları aldılar. Ve bombalar halen tepemizde çok korkuyorduk. Bir Türk Arapça konuşuyordu. Çocukların çığlıklarını duyuyorduk ve kızım o sırada doğum yapıyordu. Hemen bizi hiç bekletmeden içeri aldırdı. Çok kalabalıktı sınır. Hemen ambulans getirdiler. Allah hayır versin o tercümana kendisine nereye giderse gitsin. Ambulansa bindirdi kızımı, beni ve evlatlarımı Türkiye'ye girdik. Ve hemen kızım doğurdu. Yani sınırda kalsaydık, orada doğuracaktı. Allah Türklere hayır versin. Bize üzüldüler. Rahmet edip aldılar hastaneye ve kızım doğurdu. Kızımın eşi Katar'daydı. Telefon etti ve çocuğun ismini Recep Tayyip Erdoğan koyun dedi. Biz de Recep Tayyip Erdoğan koyduk eyvallah. Elhamdülillah sağlığı güzel ve onlar da döndü Katar'a gitti şimdi. Elhamdülillah çok çok iyiler. Allah'a şükür ediyoruz. Allah onlara afiyet versin. Çok güzel muamele ettiler bize. Adını Recep koyduğumuzda çok şaşırdılar ve çok sevindiler. Hediye getirdiler, elbise verdiler, çok önem gösterdiler bize. Eyvallah.
sosyal destek birimi olarak özel eğitim sınıfımızda birçok zihinsel yetersizliği olan çocuğumuza eğitim veriyoruz. Günlük yaşam becerileri, ince motor, kaba motor becerileri olmak üzere topluma kazandırmak açısından en çok önemli temelimiz kimseye bağımlı olmadan hayatlarını devam ettirmeleri. Yine eğitici, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz bu anlamda. Hocalarımız, tercüman Rose Batman'ımla beraber, yöneticim, sorumlumuz Samet Hocam aracılığıyla. Fatma ilk geldiğinde birçok problem davranışı olan bir öğrencimizdi. Bunları gidermek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Sevgiyle, şefkatle, sabırla bunu yenmek için uğraştık. Şu an bayağı duygusal ve yapısı itibariyle sevecenlik, duygusallık hat safhada olan bir öğrencimiz. Down sendromlu olduğu için biz de ona göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok seviyoruz onu. Şu an durumuna gelecek olursak, şu anki eğitimlerden sonra birkaç yıldan sonra bayağı değişimler gözlemlemiş durumdayız. Annesine, ailesine, evde çok yardımcı oluyor. Sınıfta düzeni koruyor. Arkadaşlarıyla iletişimi çok güzel. Hiçbir eğitime fazla katılmıyordu. Çok çekingen bir yapısı vardı Fatma'nın. Ama şu an öyle bir seviyeye geldik Allah'a şükür. Verilen eğitimlerden onları görüyoruz. Çok fazla katılıyor, seviyor. Katılmaktan zevk aldığını hissediyoruz. Çocuklarımıza Milli Eğitim'in düzenlemiş olduğu özel eğitim ders programlarını uyguluyoruz. O şekilde RAM'ın vermiş olduğu eğitimi uyguluyoruz. Zaten ben de o konuda eğitime tabi tutuldum, gördüm. Eğitimini aldım. Hocam öylesine, İman Hocam oluyor. Hocam, Fatma Hocam, tercümanımız yine öylesine. Kaç yıldır beraber işlerinde olduğu için daha böyle deneyimli ve bilgili personel olarak çalışıyoruz. Ailelerimizle devamlı iletişim durumunda olmamız lazım. Aile çok önemli bu konuda. Bir köprü görevi görüyor bizim ve öğrenci arasında. Onlar olmazsa olmaz. Biz o konuda da veli toplantılarımız, görüşmelerimiz her türlü, her şekilde çok fazla. Zaten ailelerin de onun sıcaklığını hissediyoruz. Buraya davet ediyoruz. Onlar bizi davet ediyorlar. Devamlı iletişim halinde olmamız lazım. Ki çocuklarımıza faydalı olalım. O problemli davranışlarını, sıkıntılarını gidermek için onlarla görüşmemiz, irtibat kurmamız çok lazım. Mesela öğrencilerimizle çalışmalarımızı sergilediğimiz zaman, gösteriler yaptığımız zaman velileri de davet ediyoruz görsünler diye. O zaman veliler çok teşekkür ediyor ve ayakta alkışlıyorlar onları, çocuklarını. Onlar da bir şey yaptı, biz de varız dediler. Bir şeyler yaptıkları zaman bizim çocuklarımız da yapabiliyormuş diye seviniyorlar tabii ki, kesinlikle. Bu çok güzel ve özel çocuk, verilen özel eğitimle gelişip hayatın farkına varıyor. Küçük Fatma aslında Türkiye'deki geçici barınma merkezlerinde savaş mağduru her kesim için nasıl özverili, hassas ve insan onuruna yakışır ölçekte bir standart oluşturulduğunun tüm dünyaya kanıtı oluyor. Okullaşma ilkokulda %99. Türk ve Suriyeli öğretmenlerle anaokulu, ilk, orta, lise eğitimi. 24 saat sağlık hizmeti. 24 saat hasta sevk aracı. 24 saat ambulans. Eczane. 24 saat güvenlik.
24 saat tercümanlık hizmeti. Spor sahaları. Dikiş, nakış ve el sanatları eğitim merkezleri. Tömer Türkçe eğitim kursları. Rehabilitasyon alanları. Suriye iç savaşının başlamasının akabinde başlayan göç dalgası sebebiyle Suriye sınırına neredeyse sıfır noktasında bulunan Kilis ilimizde AFAD tarafından derhal geçici barınma merkezleri kuruldu. AFAD Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'nde bugün 315 bin metrekare alanda 3184 konteynerda yaklaşık 13 bin Suriyeli misafir ediliyor. Yeme, içme, barınma ihtiyaçlarının eksiksiz olarak yerine getirildiği konteyner kentte ayrıca sağlık, temizlik, eğitim, sosyal kültürel aktiviteler ve savaşta yüreği, ruhu yaralı olan insanlar için psikososyal hizmetler dünya standartları ölçeğinde veriliyor. Aylık olarak kişi başına 100 lira yüklenen AFAD kartla marketlerinden gıda alışverişi yapabilen Suriyeli misafirler kendi kültürlerine, damak tadlarına göre yemeklerini yapabiliyorlar. AFAD Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde gerçekleşen eğitimle anaokulu, ilk, orta, lise eğitimi devamlılık esasıyla sürdürülürken zihinsel engelli çocuklar için de özel eğitim veriliyor. Spora çok önem verilen geçici barınma merkezlerindeki spor tesislerindeki eğitimler çocuklar ve gençler arasında rağbet gören yerler. AFAD Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi içindeki sosyal kültürel aktivitelerin ve el beceri kurslarının bulunduğu merkezler Suriyeli misafirlerin rehabilitesi için eğitimciler tarafından kesintisiz hizmet veriyor. Güvenliğin hassasiyetle sağlandığı geçici barınma merkezinde AFAD personeliyle Suriyeli misafirler arasında yılların da verdiği samimiyetle olsa gerek ayrı bir ahenk, karşılıklı ayrı bir sevgi ve saygı mevcut. Maalesef ki Suriye iç savaşının en kara yüzü doğrudan sivillere yönelik olması. Yemek yok, pahalılık çok. Yaşamın devamı içinse hastane, doktor, ilaç yok. Hastaneler bombalanıyor, kalanlarsa rejim askerleri tarafından el konuluyor. İşte bu atmosferde küçücük bir kız ciddi bir rahatsızlıkla boğuşuyor. Küçük Meryem, ensesinde büyük ve tehlikeli bir tümörle yaşamaya çalışıyor. Ailesinin Türkiye'ye gelmesiyle bambaşka bir dünyaya kavuşuyor. Şimdi iyi, hem de çok iyi. Ben 4 yıldan beri burada ikamet etmekteyim. Adım Gülsün Rahme. 3 çocuğum var. Bir kızım hasta. Ameliyat yaptırdım kendisini. 2. randevu verildi. 2. ameliyatı bekliyorum. Eşim öldü. Burada yaşıyorum ama ailem Suriye'de. Yalnız başıma oturuyorum burada. Şimdi kızımı tedavi ettiriyorum. 4 sene oldu, tedavisini tamamlıyorum. 2 erkek çocuğum var. 10 yaşında ve kızım 11 yaşında. Çocuklarım için yaşıyorum ben. Suriye'de güzel yaşıyorduk elhamdülillah. Evim vardı, evlatlarım oldu. Hayat normaldi, yani iyi yaşıyorduk. Her şey vardı elhamdülillah alemlerin Rabbine. Allah evlatlar gönderdi bana. Adem oğlu sabrederse çok şey olur hayatında. Sabretmeli yalnız. Elhamdülillah zulüm görmedim. Hayat çok güzeldi, evim vardı, evlatlarım vardı. Ancak nasip işte, eşim öldü. Hadi bitti.
Önce uçaklarla vurdular bizim orayı ve ben ailemin yanına gittim. Gittiğimin ikinci günü ailemin yaşadığı yerde de çok bombalama oldu savaşta. Ailemle çıktık, başka köyde ikamet ettik. Beni de yanlarında götürdüler, bırakmadılar. Eşim de ailesinin yanına gitmişti. Ailesiyle beraber gitti, sonra bilmiyoruz ne oldu, şehit oldu dediler. Ben ailemle kaldım, sonra göç ettik Azez'e. Daha sonra ben buraya geldim. Bu kızım doğuştan boynundan hasta. Suriye'de birçok doktora götürdüm. Babası da götürdü. Şam'a götürdük. Çok çektik yani. Bekleyin. Hatta 11 yaşına girsin dediler. Yaşı 7 olunca boynundaki tümör kitle çok büyüdü. Çok büyük hacimde oldu boynunda böyle. Bir sene hastanede kaldık Suriye'de takriben. Oksijen verdiler, ilaç verdiler, çözüm olmadı. Olmazsa olmaz dedik, ameliyatı yapması için Doktor Muhammed Hamviye'nin yanına gittik. Kitleler onun uzmanlık alanıydı ve o da 11 yaşına kadar bekleyin dedi. Babası beklemek istemedi, Şam'a götürdü. Şam'a çok gittik geldik. Şam da aynı şekilde yorulmayın boştan yere dedi. Babası Almanya'ya götürmek istedi çünkü Almanya'nın tedavisi iyi. Ameliyatı yapabiliyorlar. Suriye'de korkuyorlar. Annem razı olmadı. Biz oraya gitmeyiz dedi. Allah ne yazdıysa o olur. Allah ömür verirse 11 yaşına girer, götürürüz, ameliyatını yaptırırız dedi. Tamam nasıl istersen dedik ve lakin her gün doktora hastaneye götürüyorduk. Annem ve eşim götürüyordu, ben gitmiyordum. Çünkü iki küçük çocuk daha var. Onlar götürüp getiriyordu ve bu şekilde devam ettik 7-7,5 yaşına kadar. 8 yaşında buraya kampa geldik. İlk önce hastaneye gidip geldik. Burada müdür gördü, sonra telefon numaramı aldı. Seni arayınca buraya gel dedi. Tamam dedim. Kamptaki hastaneye çağırdı, gittik. Sonra bizi valinin yanına çıkardı ve oradan Gaziantep'e gittik. Antep İstanbul'a sevk etti. İstanbul'da ameliyatını oldu. İlk önce tetkik yaptılar ameliyat için. Bir ay sonra gel, iki ay sonra gel, bekle derken bir sene sonra ameliyatı yaptılar. Yalnız bir şey olursa senin sorumluluğunda kabul ediyor musun? Ameliyatı tehlikeli, bizimle bir ilgisi yok dediler. Tamam dedim, girsin ameliyata. Çünkü devamlı erteliyorlar, korkuyorlardı doktorlar. Girdiler ve sonra yaptılar ameliyatını. Takriben 3 saat kaldı ameliyatta. Ameliyatını yaptırdık elhamdülillah alemlerin Rabbine. Ameliyattan sağlıkla çıktık. Burada hastane yanımızda. Memur ve tercüman İlhan çok iyi. Müdür de çok iyi. Çok iyi davranıyorlar çocuklara. Müdür Hasan afatta. Babası vefat etmiş çocuklara karşı çok iyi. Çocuklara çok şefkatliler genel olarak. Üç evladımla yaşıyorum. Geldiğimizde küçüktüler, şimdi büyüdüler. Okula gidiyorlar vakti vaktine elhamdülillah. Bir çocuğum yaramaz ama çok zeki. Yaramazlık yapması yoruyor beni. Ama okuluna gidiyor, iyi yani. Bu kızım da çok iyi. Geçen sene Türkçe okudu. Şimdi Türkçe yazıp okumasını biliyor ve bana da öğretiyor Türkçe yazmasını. Ben de biraz biliyorum. Ve ikinci oğlum da yazıyor ve okuyor Türkçe. Üçü de Türkçe konuşuyor elhamdülillah. Önce bilmiyorlardı ne okumasını, ne yazmasını, ne de başka bir şey. Elhamdülillah. Ben burada yaşıyorum elhamdülillah. Alıştım yani bu duruma. İnşallah savaş bitsin, Suriye'ye döneceğiz. Çok teşekkür ederim kızımın ameliyatını yapanlara. Allah afiyet versin. İnşallah ikinci ameliyatının da olur kızım. İşte bu hayatımız. Elhamdülillah her şeye. Merhaba. Ana taalajet عند الدكاتره وبتشكرهم وحبيتهم كثير وحبيت الاولى زهراء ومهتاب
وعبتكين وحسن المدير وهم كلهم حبيتهم وبتشكرهم كتير ومدير جعام العملية. AFAD Kilis Öncü Pınar Geçici Barınma Merkezi'nde her türlü ihtiyaçları karşılanan annenin ve küçük Meryem'in mutluluğu ve memnuniyeti adeta yüzlerinden okunuyor. Yıllardır utanıp saçlarıyla gizlediği tümörü olmadığı için saçlarını gönül rahatlığıyla at kuyruğu yapabiliyor. Doktoru tarafından küçük bir estetik ameliyatla kalan izlerinde yok olacağı müjdesi ise küçük Meryem'e ayrı bir sevinç yaşatıyor.